Herkese merhaba sevgili teknoloji oku izleyicileri. Son dönemin en çok beklenen ve merak edilen akıllı cep telefonu Huawei P20 Pro'yu size inceledim. Gelin bakalım telefonun özellikleri neler. Çinli üretici Huawei son yıllarda özellikle akıllı telefon pazarında önemli atılımlar yapmaya başladı. Firma geçtiğimiz yıllarda da birçok farklı akıllı telefon çıkarmıştı. P20 ailesi ise ki Mart ayının son günlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Firmanın geldiği son noktayı gösteriyor. P20, P20 Pro ve P20 Lite olmak üzere 3 tane yeni modelin piyasaya sürüldüğü bu telefon ailesinde en önemli özelliklerden bir tanesi kamera tarafı. Hem P20'de, hem P20 Lite'da, hem de P20 Pro'da kameraya gerçekten çok önem verilmiş. Dünyanın 3 kameralı ilk akıllı cep telefonu olan Huawei P20 Pro yaklaşık bundan 20 gün önce test merkezimize gelmişti. Kutudan çıkarma videosu yapmıştık. Onu da yine burada kutulara bir tane koyarım ben. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi telefonu 20 gün kadar kullandık. Bu incelememizi de bu deneyimlerimizden yola çıkarak hazırladığımızı belirtelim. Telefonun bir kere çentikli bir telefon. Ekranda da şu anda görüyorsunuz. Detaylarda da mutlaka koyacağız bunlardan. Çentikli bir telefonumuz var. Bu çentiği sanal olarak kapatabiliyorsunuz. Çentiği kapattığınızda üst kısımdaki renklerimiz ve uyarı bölümlerimiz siyah bir renkle doluyor. Siz de aslında çentik yokmuş gibi görüyorsunuz. Ben çentiği daha çok sevdim. Ama iPhone 10'daki kadar çok büyük bir çentik yok. Çentik kameramız mevcut. Kameramız 24 megapiksel, onu söylemiş olalım. Önden baktığımızda aşağı kısmında sanal tuşlar konumlandırılmış. Onun hemen altında çok ince bir şekilde tasarlanmış. Nispeten daha ince bu. Bir parmak izi okuyucumuz var. Bu parmak izi okuyucu aynı zamanda home, yani ana sayfaya gelmenizi sağlayan bir tuş görevini de yerine getiriyor. Önden baktığımızda sağ tarafta ses açma kapama tuşu ve power tuşumuz var. Power tuşu kırmızı bir şekilde tasarlanmış. Yan tarafa çevirirsek sol tarafta ise SIM kart yuvamız var. Üst tarafta bir şey yok. Herhangi bir yuvamız vesaire yok. Alt kısımda da hoparlör yuvalarımızın olduğu delikler var. 2 adet. Hemen ortada da 1 adet ne konumlandırılmış. USB Type-C bağlantımız var. Bu Type-C bağlantısı sayesinde hem kulaklık hem de enerji bağlantısı buradan sağlanıyor. Telefonun arka kısmına gelecek olursak 3 kameramız burada konumlandırılmış. 2 kamera yan yana duruyor. Tasarımsal olarak. Bir tanesi biraz daha uzakta tasarlanmış. Onun hemen altında da bir LED lambamız var. Bu arada iki kameranın epey bir çıkıntılı olduğunu söyleyeyim. Yani bir zemine koyduğunuz zaman ciddi bir çıkıntı oluyor. Telefonun dengesi bozuluyor gibi söyleyebilirim. Yani bir parça böyle tıngır tıngır yaptığını belirtelim. Herhalde teknik sıkıntılardan dolayı böyle bir karar almış Huawei. Bu kameralar hem öndekiler hem de arkadaki kameraların objektifleri Leica tarafından sağlanmış ki Leica ünlü bir Alman markası ve özellikle objektif ve fotoğraf makinesi konusunda çok eski ve çok teknolojisi yüksek olan bir marka. Fotoğraf makinesi çok pahalıdır bu arada, onu da belirtmiş olayım. Objektifler de herkese öyle de ciddi bir para ödemek gerekiyor sahip olmak için. Dijital dönemde eskisi kadar çok popüler olmasa da özellikle filmli dönemde efsane haline gelmiş bir markaydı. Huawei ile olan bir işbirliği yapmışlar. Bence bu işbirliği güzel de olmuş. Bu arada tasarımdan bahsederken bize gönderilen renk siyah. Alacakaranlık siyahı olarak geçiyor. Bunun dışında telefonun gece mavisi ve mor olmak üzere iki farklı rengi seçeneği de bulunuyor. Ben başka arkadaşlarda gördüm. Gece mavisi çok daha güzel görünüyor. Siyah da güzel ama gece mavisi böyle yanar döner gibi görünüyor. Bunda da öyle bir özellik var ama burada çok anlaşılmıyor. Öte yandan arka yüzün ciddi bir parmak, yani parlak olduğunu söyleyeyim. Bayağı kendinizi görebiliyorsunuz. Ayna görevi görüyor ama bu aynı zamanda beraberinde bir parmak izi sıkıntısını getirdiğini belirtelim. Evet, telefonun bu tasarım özelliklerinden teknik tarafa doğru geçecek olursak
Az önce de bahsettiğim gibi karşımızda 6.1 inçlik ekrana sahip bir akıllı cep telefonu var. OLED bir ekran. O yüzden her yönden rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir renk aktarımı vesairesi bence muhteşem olmuş. Çok güzel bir ekran tasarlamış Huawei. Android 8.1 ve MIUI 8.1 arayüzü var, karşılıyor bizi. Bunun dışında Huawei tarafından geliştirilen Kirin 970 işlemcisi cihazın üzerinde bulunuyor. Bu 8 çekirdekli bir işlemci 4 çekirdeği 2.36 GHz hızında çalışırken diğer 4 çekirdeği de 1.8 GHz güç üretiyor. GPU tarafında ise Mali G72 bizi karşılıyor. Bu da hem CPU ile beraber, yani işlemci ile beraber özellikle oyun ve diğer taraftaki performansı önemli ölçüde sağladığını söyleyebilirim. Az önce bahsettiğim gibi 18.7:9 ekran oranımız var. Çentikli bir tasarımımız var. İşte GPS, Assisted GPS, GLONASS ve Beidou gibi teknolojiler destekleniyor. Ana kameramız az önce bahsettiğim gibi 3 modülden oluşuyor. Birinci modülün kamerası 40 megapiksel f1.8 diyaframlı ki renkli bir çekim yapan kameramız bu. Diğer kameramız ise 8 megapiksellik modül. Bu telefoto olarak geçiyor ve f2.4 diyaframına sahip. Bu ikinci kamera aynı zamanda 3x optik zoom desteği de sunuyor. Üçüncü kameramız ise en altta bulunan üçüncü kameramız ise 20 megapiksel ve diyaframı da 1.6 ve bu mono bir kamera, yani siyah beyaz fotoğrafları bu kamerayla beraber çekiyoruz ki bununla ilgili özel bir mod var kameranın içinde. Kameramız 4K 30 fps kayıt yapıyor. Genelde amiral gemileri artık 60 fps'yi destekliyor. Huawei 60 fps gerek görmemiş. Bence olsa güzel olurdu. Ama çok büyük bir eksiklik değil, onu söyleyeyim. Son dönemde popüler olan S9 Plus ailesiyle Samsung'un popüler hale getirdiği 960 fps video kayıt özelliği bu üründe de var. Burada biraz farklı çalışıyor ama siz kayıt yapıyorsunuz, tek seferlik kayıtlar. Bu 10 saniye sürüyor bu kayıt. Ve 960 fps ağır çekim videolar oluşturuyorsunuz. Bu arada kameranın 5x hibrit zoom yaptığını da söyleyelim. Hibrit zoom tabii çok başarılı olmuyor ama yine de yani dijital zoom'a göre bir tık daha iyi olduğunu söyleyeyim. Ama optik zoom gibi de değil tabii. İkisinin arasında bir kalite sunduğunu belirtelim. Ön kameraya gelecek olursak yine Leica tarafından geliştirilmiş 24 megapiksellik Full HD video kayıt edebilen bir ön kameramız var. Bu ön kamera F2 diyaframa sahip ve 100 kilidi desteği de sunuyor. Yani telefonumuzu biz parmak izi özelliğini kullanmadan da yüzümüzü de açabiliyoruz ki ben ağırlıklı olarak bütün çekim kullanım süresi boyunca genelde 100 kilidini kullandım. Parmak izi ile vesaire uğraşmadan yüzünü tuttuğunuz zaman açılıyor, bunu belirtelim. Wi-Fi AB, GN, AC desteğimiz mevcut. Bluetooth 4.2 desteğimiz var. NFC, USB, Type-C gibi teknolojiler de yine cihazda bulunuyor. Bu arada üründe kızılötesi algılayıcı var. Televizyon vesaire gibi cihazları uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir uygulama da var içinde. Ayrıca IP67 sertifikasında su geçirmeme özelliğine sahip. Bu da 1 metre suda 30 dakikaya kadar kullanım anlamına geliyor. Ama burada 1 metre su dediğimiz su, tatlı su, tuzlu su da bunu denememenizi öneririz. Son olarak da cihazın teknik özellikleri arasında değineceğimiz konu ağırlığı. 180 gramda bir ağırlığımız mevcut. Videonun başında da bahsettiğim gibi telefon yaklaşık olarak 20 gündür bizde kullanıyoruz. Normal günlük hayatımızdaki her şeyi yaptım ben, herhangi bir yani takılma vesaire bir herhangi bir sorun yok. Zaten böyle bir üründe de olmaması gerekiyor. Arayüz nasıl? MIUI arayüzü bence güzel olmuş 8.1. Birçok ayarı siz telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Örneğin işte telefon ilk geldiğinde standart olarak Huawei'nin cihazlarında olduğu gibi bir çekmeceli uygulama mantığı bulunmuyor. Bir ana sayfaya, bütün uygulamalarınız ana sayfaya çıkıyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca mesela birçok seçenek konulmuş ayarlarla ilgili. Yani sessiz alma, işte akıllı özellikler vesaire. Birçok fonksiyonu var. Çentik kapatabiliyorsunuz. Az önce söylemiştim bunu. Çentiği kapatıp açabiliyorsunuz. Bence çentik güzel. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Sadece şöyle bir durum oldu. Çentiğe sadece birazcık alışmak gerekiyor. Çünkü normalde ekran üst kısmında çıkan bildirimler sola dayalı çıkar Android telefonların birçoğunda. Siz de sola doğru, soldan sağa doğru dolmaya başlar. Burada ise ikiye bölünüyor. İkiye bölündüğü için hem sağ hem sol dağılıyor. İki tarafa da bakmanız gerekiyor. Çok büyük bir sıkıntı değil. Alışınca çözüyorsunuz ama çözene kadar birazcık dikkatli olmanızı öneriyorum. Telefonun bu arayüzünü ben çok beğendim. Daha önce bizim Honor 9 Lite incelememizi izleyenler varsa aramızda, ki onun da linkini birazdan çıkartırız yine köşedeki kutularımızda. Honor 9'da da aynı arayüz vardı. Onda da ben çok beğenmiştim. Bu telefon da gerçekten güzel. Alıştıysanız veya daha önce bir Huawei telefon kullandıysanız çok güzel olmuş. Hani uğraşmış biraz Huawei, bayağı kullanılabilir. User friendly dediğimiz, yani kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmiş.
rahatlıkla kullanıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir problem olmadığını söyleyelim. Bu arayüz telefonun kullanımını gerçekten kolay hale getiriyor. Ben beğendim. Çok kafa karıştıran yerleri yok. Gelelim telefonun donanım özelliklerine bir parça daha değineyim. Bunlar nasıl fayda sağladığını. 6 GB RAM var. Telefonu yağ gibi akıtıyor. 128 GB'da depolamamız var. Huawei burada bir taktik uygulamış aslında. Enteresan da bir durum bu. Bellek kart yuvasının aslında bir yerimiz var aslında. SIM kart yuvasında daha doğrusu. SIM kart yuvasında baktığınızda bir aslında bellek kartı takılabilecek bir yer var. Orayı kapalı tutmuş. Bir okuyucu koymaya gerek görmemiş. Bunun sebebi şu, bazı modelleri, şu an Türkiye satılan modeller değil ama yurt dışındaki bazı modeller çift SIM kart desteği olacak. Bizim Türkiye'deki olan versiyonunda bu yok. SIM kart yuvasının içinde bir yuva var ama o yuvayı iptal etmiş Huawei. Buraya belki 64 GB'a indirip buraya bir bellek kartı koyup fiyat biraz düşürülebilir miydi? Aklıma gelmedi değil böyle bir opsiyon. Bu SIM kart yuvasının aslında bir bellek yuvası da sığarmış ama Huawei böyle bir şeyi uygun görmemiş, gerek görmemiş artık. Neden böyle yapmış bilemiyorum. Ama 128 GB olmasının bir faydası olacak. Onu birazdan detaylarda söyleyeceğim. Performans anlamında da bir sıkıntı yok. Biz gerek kullanımda kullandık, gerekse sentetik testlerde yaptık. O sentetik testlerde de Geekbench'te ve Antutu'da epey iyi rakamlar aldık. Ama onu belirteyim. Bir amiral gemisine göre biraz rakamların düşük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ekrana getireceğiz onları. Ekranda da görüyorsunuz. Bu rakamlar fena değil ama hani dediğim gibi rakiplerine baktığımızda, amiral gemisi diğer modellere baktığımızda bir parça düşük olduğunu söyleyebilirim. Ha, sentetik test çok mu önemli? Değil ama belki zaman zaman performans anlamında da ihtiyaç olduğunda belki yetersiz kalabilme ihtimali olabilir belki ilerleyen dönemde. Ama benim gördüğüm çok da sıkıntı olmadı. Bir uygulamalar yükledik, yüksek çözünürlükte oyunları oynadık, herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı belirteyim. Telefonun bir diğer özelliği ise su geçirmemesi. IP67 sert kategorisinde bir telefon bu. Yani 1 metre tatlı suda 30 dakikaya kadar su altında kullanabiliyorsunuz. Tabii tuzlu su genelde bu tip cihazlarda önerilmiyor. O yüzden ben pek kullanmanızı önermiyorum. Ama tatlı suda yani deniz suyu olmayan sularda işte havuzda veya ne bileyim başka yerlerde vesaire kullanabiliyorsunuz. O yüzden denizde kullanmamanızı öneririz. Garanti kapsamı dışında kalabilir. Bu konuda uyarmış olalım. Bu arada merak edenler olabilir, onu söyleyeyim. Telefonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Huawei bunu koymamış. Neden koymamış bilmiyorum. Ama kablosuz şarj özelliğimiz telefonda bulunmadığını söyleyeyim. Telefonun kenarları böyle yuvarlatılmış bir tasarımımız var bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Eli rahat oturuyor. Ama tek elle kullanım için çok uygun bir telefon değil. Onu da belirteyim ki hani eğer eliniz çok küçükse tek elle kullanmanız çok zor. Yani eliniz büyükse de çok zor. Çünkü bu üst kısımlara ulaşmak, üst ve alt kısımlara ulaşmak o kadar kolay değil. Gelelim telefonun en iddialı özelliği olan kamerasına. Valla bakın bu uzun yıllardır bu tarz incelemeler yapıyorum ama sektörde son dönemde, son yıllarda gördüğüm bütün teknoloji editörlerinin beğendiği ve kamerası bu kadar iyi olan başka bir telefon görmedim. Gerçekten de telefonun kamerası çok başarılı olmuş. Birçok test yaptım, birçok fotoğraf çektim farklı ışık şartlarında, farklı yerlerde, farklı durumlarda. Bir kere telefonun renk aktarımı çok başarılı. İkincisi tonlardaki aktarım da çok başarılı. Şimdi cep telefonlarında yapılan algoritmik düzenlemelerden dolayı telefon genelde çok iyi fotoğraf çeker. Fakat bu çok iyi çekerken bazı detayları da kaybeder veya saklanmaz. Çünkü bu genelde kullanıcının istemediği şeydir. O ton geçişleri, renk geçişleri, özellikle siyah beyazlardaki siyahın ve beyazın o tonların olduğu o geçişler çok başarılı aktarılıyor. Huawei burada çok güzel bir algoritma kullanmış. O algoritma yüzünden yani gözünüz nasıl görüyorsa neredeyse fotoğraf, cep telefonu kamerası bunu aynı şekilde yansıtıyor. Ve bu çok güzel olmuş. Özellikle benim gibi hani fotoğrafçılıkla uzun yıllardır uğraşan biriyseniz bu tarz böyle doğrudan aynı şekilde renk aktarımını yapmayı çok istiyorsunuz ama bugüne kadar yapamıyordunuz. Huawei bunu başarmış. Nasıl başarmış bilmiyorum ama gerçekten çok başarılı olmuş. Hem renkli de hem siyah beyazlı çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca çözünürlüğün 40 megapiksel olması ki her modda bu yalnız 40 megapiksel olmuyor bu arada. 40 megapiksel olması size kroplama yaparak örneğin 8 megapiksellik, 10 megapiksellik, 15 megapiksellik başka bir fotoğraf oluşturmanızı da sağlıyor. Bu da bence çok başarılı olmuş. Bu sayede hani
geniş bir kadraj çekip fotoğrafı zoomladığınız zaman oluşan yeni kadraj bile yeni bir fotoğraf ve yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf haline geliyor. Çok beğendiğimi söyleyeyim bu özelliği. Çekim modlarına bakacak olursak temelde işte açıklık, yani diyafram açıklığını ayarlayabildiğiniz bir mod, gece, portre, fotoğraf, video, pro ve daha fazla dediğimiz, yani scene modları diye çevirebileceğimiz bir mod var. Temelde bu modlar var. Daha fazlaya girdiğimizde, yani scene modlarında ise ağır çekim, panorama, tek renk, ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, filtre, 3D panorama, filigran ve belge taraması gibi modlar yer alıyor. Bu modları kullanarak gerçekten de böyle çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben özellikle açıklık modunu beğendim. Burada diyafram ayarını siz belirleyebiliyorsunuz. Diyafram seviyesini yine 0.95 ile 1.16 arasında değer yapıyorsunuz. Bu modda çektiğiniz fotoğrafları daha sonra, yani çekim sonrasında da değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani diyaframı çektikten sonra da değiştirebiliyorsunuz. Ama bu açıklık modu sadece ön kamera, arka kameradayken kullanılabiliyor. Ön kamerada kullanamıyorsunuz. Gece modu ise üst üste birkaç fotoğraf çekip farklı pozlama değerlerinde bir nevi HDR çekiyor aslında. Sonra bunları birleştiriyor ve gece moduna da gerçekten çok başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Portre modu, hem ön hem arka kameranın portre modu var. Burada 3D Studio Light adını verdi. 3D Studio ışığı adını verdiğim bir özellik var. Yine aslında bu birazcık da iPhone 10 ile beraber hayatımıza giren bir özellikti. Sizi zeminden kopararak sadece yüzünüzü gösterdiği bir fotoğraf çekiyor. Yüzünüzü ve vücudunuzun bir kısmını. Burada çektikten sonra da bu ışıkları ve değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok başarılı. Bunu da hem ön kamera hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Bu arada fotoğraf makinesinin çok önemli bir özelliği yapay zeka desteğine sahip olması. Ne demek oluyor bu? Siz herhangi bir nesneyi çekerken kamerayı doğrulttuğunuz anda o nesnenin neyse artık, diyelim ki bir bitki çekiyorsunuz yeşillik diyor. Bir yemek çekiyorsunuz yiyecek diyor. İşte bir insan çekiyorsunuz ona göre veya bir hayvan, veya kedi falan çekiyorsunuz kedi olduğunu söylüyor. Ve gerekli ayarları fotoğraf makinesi kendisi yaparak sizi hazır hale getiriyor. Bu çok başarılı olmuş. Bu çekim ayarlarında neler var onları aslında birazcık anlatmak isterim. 19 farklı çekim modu var. Bunlar arasında kedi, yiyecek, işte grup, doğal renkler, yakın çekim, gece çekimi, metin, yeşillik, portre, köpek, havai fişek, mavi gökyüzü, çiçekler, sahne, belge, gün batımı, kar, şelale ve plaj gibi seçenekler bulunuyor. Bunun hepsini söylemesi bile uzun sürdü görüyorsunuz. Bu seçenekler yapay zeka tarafından size sunuluyor. Siz yani bir şey yapmanıza gerek yok. Siz bir çiçeğin üzerine tuttuğunuz zaten yeşillik diyor ve gerekli ayarları otomatik olarak yapıyor. Öte yandan fotoğraf çekerken standart renkler çekebildiğiniz gibi canlı renkler ve yumuşak renkler de çekebiliyorsunuz. Bu da fotoğrafı biraz manipüle ediyor tabii haliyle ve doğal olarak. Ama işte böyle bir beklentiniz varsa bunun hemen üst tarafta bir ayarı var. O ayara getirdiğiniz zaman o şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Öte yandan bir de hareketli çekim özelliğimiz var kamerada. Hareketli fotoğraflar çekiyorsunuz 2-3 saniyelik. Bu aslında bir Windows Phone telefonlarda vardı bir dönem. Çok tutan bir özellik olmamıştı. Huawei telefonlarına koyuyor. Ne kadar tutar bilinmez ama eğlenceli bir özellik, öyle söyleyeyim. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Telefonun Pro modunda fotoğraf çekerseniz bazı ayarları değiştirebiliyorsunuz. İşte ISO, Shutter Speed, EV gibi, işte fokus noktası gibi. Bu modda cihaz aynı zamanda bir RAW çekebiliyor. Yalnız RAW'lar DNG formatında ve 76 MB yer kaplıyor. Birazcık yüksek. Az önce söylemiştim 128 GB ne gerek var diye ama bu kadar, yani birçok pro fotoğraf çekerseniz eğer her bir fotoğrafında 76 MB olduğunu düşünürseniz 150 fotoğraf çektiğinizde rakamın ne kadar büyüyeceğini ve yerinde kalmayacağını düşünerek belki muhtemelen Huawei böyle hani iyi bir şey olsun diye böyle bir çözüm üretmiş ve 128 GB'ı direkt tek bir opsiyon olarak sunmuş. Kameranın fotoğrafı gerçekten çok güzel. Video kayıtları da güzel. Ama az önce söylediğim gibi 4K 30 FPS çekiyor. 60 FPS bugünlerde çok moda ve popüler olmaya başladı amiral gemilerinde. 60 FPS olsa iyi olurdu ama çok da dert değil bence. ...960 FPS de güzel. Özellikle 10 saniye çekiyor olması biraz kısıtlandırsa da çok eğlenceli, çok güzel video çekebiliyorsunuz ki bunu Samsung S9 incelemesinde de beğenmiştim ben bu özelliği. Gerçekten de güzel sonuçlar alıyorsunuz. Kamerayla ilgili beğenmediğim taraf ise ne yazık ki kameranın arayüzü normal telefonun arayüzüne göre birazcık enteresan tasarlanmış. Örneğin ön kameradayken de siz
bütün ana çekim modlarını görüyorsunuz. Ama mesela bence ön kamerada gece modunu göstermesine gerek yok. Çünkü gece modu tıkladığınızda ön kameradaysanız bile eğer otomatik olarak arka kameraya geçiyor. Normalde ön kameraya geçtiğiniz zaman ön kameranın kullanabileceği modları gösterse sadece bence daha iyi olurdu. Bir de kamerayı tasarımı dik tutacak şekilde tasarlanmış. Yani siz yan çevirdiğinizde de kameranın kullanım menüsündeki bu çekim modları dikte kalıyor. Birçok ikon yataya dönüyor ama bu çekim modlarının neden yataya dönmedi? Yani şöyle aşağı doğru gelse daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama Huawei böyle bir gerek görmemiş. Bence bu kamera menüsünün biraz daha, bu kamera arayüzünün bir tık daha üzerinde çalışılmaya ihtiyacı var. Tam olmamış gibi. Yani bu kameraya, bu donanıma, bu arayüz bence biraz eksik olmuş. Huawei P20 Pro az önce de genel görünümde ve tasarımda bahsettiğim üzere standart bir 3.5 mm jack çıkışına sahip değil. Son dönemde özellikle birçok akıllı cep telefonunda ve üst düzey amiral gemisi modellerde gördüğümüz gibi USB Type-C ile geliyor. USB Type-C kulaklık da bu şekilde tasarlanmış, USB Type-C olarak. Kulaklığın ses kalitesi gayet başarılı. Özellikle baslarda çok iyi ses verdiğini söyleyebilirim. Sade bir kulaklığımız var. Kulak içine giren hoş güzel bir kulaklık tasarlanmış. Aynı zamanda tabii doğal olarak mikrofon özelliği de bulunuyor bu kulaklığımızın. Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Onu baştan bir söylemiş olayım. Öte yandan cihazın kendi ses kalitesi üzerinde stereo hoparlör olduğu için üst düzeyde bir ses kalitesi veriyor. Dolby Atmos desteği de var burada. Yine S9'da da vardı bu böyle bir özellik biliyorsunuz. Bu telefonda da Dolby Atmos özelliği var. Bu sayede çok daha çevresel bir ses efekti de alıyorsunuz. Huawei bunları çok duymamış ama biz yaptığımız testlerde oldukça yüksek kaliteli bir ses randımanı aldığımızı söyleyeyim. Telefonun kendisini kullanarak, sadece kendisini kullanarak bir müzik dinleyeceksiniz veya bir şey izleyeceksiniz. Gayet başarılı bir şekilde, neredeyse bir Bluetooth hoparlör kadar başarılı ses verdiğini belirteyim. Telefonda 4000 mAh'lik devasa bir pil kullanılmış ki bu boyuta göre aslında bu pilde aslında epey iyi olduğunu söyleyeyim. Pille biz tabii hem kullandık, kullanım testlerinde ben 1,5 günü çok rahat gördüm ki yoğun kullanan birisiyim ben telefonu. Eğer çok yoğun değilseniz 2 günü çok rahat geçiriyorsunuz telefonla. Biz telefonla sentetik pil testleri de yaptık bu arada. Bu iş için PC Mark'ın batarya testini kullandık. Yaptığımız, elde ettiğimiz sonuçlarda ki çok uzun sürdü bu test bu arada. 11 saat 58 dakika pil ömrü bize verdi ki çok iyi bir rakam öyle söyleyeyim. Ve bunda herhangi bir optimizasyon yapmadığımızı da belirteyim. Optimizasyon yaptığınızda ki işte ultra düşük, ultra pil modu da var. İşte benzeri bazı çeşitli pil modları da var. Bunları aktif ettiğinizde bu süre daha da uzayacaktır. Bence çok iyi bir rakam. Pil modu bizden olumlu bir puan aldı. Gelelim telefonun hepimizin merak ettiği özelliği olan fiyatına. Biz bu testi yaptığımızda telefonun Türkiye fiyatı 4999 TL idi. Şimdi birçok bazı eleştiriler geldi bana sosyal medyada ben bu telefonla ilgili testlere başladığımı belirttiğimde. İşte bu paraya bu telefon alınır mı, buna verilir mi diye. Bu biraz marka algısıyla ilgili bir durum diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yüksek kaliteli bir kamerası olan böyle bir telefonu günümüzde bundan daha uygun bir fiyata almanız çok kolay değil. Onu baştan söyleyelim. Burada biraz Huawei'nin marka algısından kaynaklanan bir durum var. Çünkü Huawei genelde ucuz modellerle piyasaya ilk girdiği dönemde özellikle ucuz modellerle giriş yapmıştı. Hala da öyle bir algısı var ne yazık ki. Ama telefon gerçekten çok başarılı olmuş ve kamerası gerçekten ki dünyadaki 3 modüllü ilk kamera bu. Bir örneği yok hani karşılaştırabileceğimiz. Hani bunun şöyle bir başka bir rakibi olsa da desek ki 3 kamera bunda da var. O şu kadar desek öyle bir karşılığı yok şu anda. O yüzden ben rakamın normal olduğunu düşünüyorum ki Avrupa fiyatı 900 lira bu telefonun. Güncel kurlarla çarptığınızda bile zaten hemen hemen aynı paraya geliyor. Huawei'nin burada ciddi bir kendinden ödün vererek en azından Türkiye pazarına bir uygun bir fiyatta sunduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki buna verilir mi verilmez mi o başka tartışma konusu. Buna vereceğiniz paraya Samsung alabilirsiniz, iPhone 10 bile alabilirsiniz birazcık üzerine çıkarsanız. Ama bu başka bir tartışma konusu. Donanım özelliklerine baktığımızda bence rakamın makul olduğunu düşünüyorum. Ama Huawei markası üzerinde değerlendirirsek ki insanların değerlendiği taraf biraz böyle oluyor. Fiyat yüksek mi? Evet biraz yüksek ama dediğim gibi donanım tarafında bence yüksek değil. Toparlamak gerekirse biliyorum uzun bir inceleme oldu ama
telefon güzel, özellikleri güzel, kamerası çok çok güzel olunca biz de mecburen böyle biraz uzatmak zorunda kaldık. Huawei P20 Pro güzel bir telefon olmuş. Nelerini beğendim? Hemen beğendiğim şeyleri söyleyeyim. Kamerasını çok beğendim bir kere. Zaten bu ürünü test edip de kamerasını beğenmeyecek birisi olacağını zannetmiyorum. Bence kamerasını herkes tarafından beğenecektir. Bunda mutabık olacağımı söyleyebilirim. RAM ve depolama alanı iyi. RAM 6 GB, depolamamız 128 GB. Tasarımı çok şık, tasarımını beğendim ben. Ele iyi oturan güzel, hoş bir tasarımımız var. Ve pil ömrü 10 numara. Pil ömrü gerçekten pili bitmiyor yani, öyle söyleyeyim. Nelerini beğenmedik? Birincisi kameranın arayüzünü çok beğenmedim ben, onu söyleyeyim. Yani biraz daha geliştirmeye ihtiyacı var. İkinci beğenmediğim taraf ise kablosuz şarj desteği yok. Bence bu olmalıydı. Sonradan eklenebilen bir özellik ama işte kılıf takmanız lazım, cihazı büyütüyor vesaire vesaire. Çok zor bir şey değil, konulabilirdi. Herkesin talep edeceği bir şey değil belki ama olsaydı güzel olurdu, nevinden bir özellikti bence. Bu konulmamış. Bunu da beğenmediğimi belirteyim. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bizi her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videolarımızın altına, gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.